Yollarına dair bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Bugünkü stüdyo konuğumuz ATV Haber muhabiri Yavuz Oymak. Yavuz Oymak, hem Malatya'ya hem programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Malatya'ya tatile gelmiştik. Eşimin memleketi. Sizin davetiniz beni çok onurlandırdı. İyi ki buradayım, şeref duydum. Teşekkür ederim. Evet, tabii biz önce konuklarımızla onların dünyalarına dair bir anlamda bir yolculuğa çıkıyoruz. Yavuz Oymak kimdir? Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Aslında geniş perspektifli bir soru ama çok kısaca özetleyeyim. 1981 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunuyum. Evliyim. Çok sevdiğim bir eşim. Hemen arkada kendisi Seda. Ve iki kızım var. Zirve ve Nova isimli. Aslında hayatım hep haber ve olay yerleriyle ailem arasında, evim arasında gidip geliyor. Ben biraz da evcimen bir insanım. Evde olmayı çok seven bir insanım. Şöyle enteresan bir durum var. Gün içinde tahmin edemeyeceğiniz bir yoğunluk, tahmin edemeyeceğiniz bir aksiyon, koşuşturmaca biliyorsunuz. Habercilik temposu özellikle İstanbul gibi bir metropolde. Ve akabinde eve geldiğinizde o dinginlik, aynı gün içinde o hem yükselişler hem düşüşler insanı diri tutuyor. Dediğim gibi çok evcimen bir insanım. İşimin dışında genelde evde ailemle vakit geçiriyorum. Olay yerleri, haber ve ailem dünyamın bütününü oluşturuyor diyebilirim. Evet. Tabii özellikle o ilk baştan itibaren neden sorusu çok önemli, çok kıymetli. Neden medya, neden gazetecilik, neden iletişim fakültesi? Çünkü bu işin eğitimini de almış olarak bu nedeni nasıl açıklıyorsunuz? Aslında şöyle, bu çok sorulan bir soru, doğru da mantıklı da bir soru. Aslında benim ailemde gazeteci yok. Beni tetikleyen ne oldu? Beni tetikleyen aslında o dönem izlediğim haber programları, haberler, o çok büyük bir rekabet, meslek büyüklerimizin, ustalarımızın haber için verdiği mücadele, dev ekipler, haberi önce yayınlayabilmek, reyting savaşları, hatırlarsınız o dönemi. Yani evet, bir haberi başka bir televizyondan daha önce ve daha doğru verebilmek için inanılmaz mücadeleler verilirdi. Tabii onları izleye izleye, özellikle lise döneminde biraz daha böyle geleceğe dair plan kurmaya başladığınızda işte meslek ustalarını düşünüyorsunuz. Aksiyonu seven bir yapım da var. Ondan sonra ne yapabilirim, ne edebilirim? Benim aksiyonlu bir iş yapmam lazımdı. Her mesleğe korkunç bir saygım var. Her meslek son derece kıymetli, emek istiyor. Ama mesela lütfen kimse alınmasın, masa başında çalışamazdım diye düşünüyorum. O anlamda hareketli olmak, anlık koşuşturmalar beni çok diri tutuyordu. Dediğim gibi o dönemdeki o haber refleksi, haber temposu, haber koşuşturması, haber programlarının o aksiyonlu tavrı, görüntüsü herhalde beni çok tetikledi. Bunun yolu neydi? Benim için eğitimini almak ve iletişim fakültesini okumaktı. Evet. Tabii biraz o iletişim fakültesi süreçten de bahsedelim istiyorum. Ondan sonrasında ilk mesleki yaşam başladı. İlk nerede başladınız? Biraz adım adım ilerleyelim. Aslında şöyle, bence aslında hala öyle. Üniversiteye başladığınızda bütün arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza, genç meslektaşlarımıza, gazeteci adaylarına hep şunu söylüyorum. Okuldayken mutlaka çalışın. Evet. Ama staj, ama kadrolu, ama bir şekilde içinde olmanız lazım. Ben İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümüne başladım. Bir hafta sonra Show TV'de işe başladım. Haber özel programında, o zaman gizli kamera formatlı programdı. Efsane reytingler alıyordu ve gizli kamera formatlı haberciliğin son temsilcisi de biziz. Bu nasıl oldu? Bunun hikayesi çok enteresan. Evet. Lütfen arkadaşlarımız, özellikle bu işi yapmak isteyenler dikkat etsin. Şimdi ben üniversitede okurken bir hafta olmuş. Duvara bir ilan astılar işte Show TV haber özel programına stajyer arıyoruz diye. Yetiştirmek üzere muhabir arıyoruz diye. Tam böyle okul girişinde ve inanın her gün yüzlerce insan o ilanın önünden gelip geçiyor. Ben baktım görür görmez o zaman işte WhatsApp yok, şu yok, mail var sadece. Mail attım. Çünkü bu mesleğin en önemli kriteri adım atmak. Çünkü bizde şöyle bir hastalık var maalesef. O bana konuşmaz, ben ona ulaşamam, ben onunla haber yapamam. Ben daha yeni başladım, ona nasıl ulaşayım? O beni muhatap almaz gibi. Böyle bir şey yok. Gazeteci soru soracak, merak edecek. Biraz da tırnak içinde yüzsüz olacak. Çünkü siz ısrar edeceksiniz ve karşı tarafı ikna etmeniz gerekiyor. Ben mail attım. Ondan sonra bir enteresan detay daha. 2 gün sonra sabah karşı 3'te cevap geldi ve o sabah çağırıyorlar.
Yani düşünebiliyor musunuz? Ben yani o maili o saatte görmesem, geç uyanmış olsam, belki randevu saatini kaçıracağım vesaire. Randevu saatinden de bir saat önce gitmiştim ve yarım metre kar vardı İstanbul'da, buz gibi bir hava. Ve o küçücük refleksim, o ilana bir başvuru beni bir adım öne çıkardı. Çünkü özellikle altını çiziyorum, genç arkadaşlarımızın en büyük hastalığı şu. Üniversite biter bitmez bir yerde haber sunacaklarını, spiker olacaklarını, muhabir olacaklarını, kameraman olacaklarını zannediyorlar. Hiçbir şey yapmazlar, yapmadıkları halde 4 yılda. Ben ne oldum? Ben üniversiteden mezun olduktan sonra 4 yıllık tecrübeli muhabir oldum. Evet. Başka arkadaşlarım, tabii piyasada olanları tenzih ederek söylüyorum, onlar sıfırdan başladı. Onlar sadece mezundu. Ama ben hem mezun hem 4 yıllık muhabirdim. Onun için çünkü rekabet çok fazla, özellikle şu dönemde bir yandan sosyal medya, bir yandan çok fazla iletişim fakülteleri, özel üniversiteler, devlet üniversiteleri, kurslar vesaire. Şu kadar pasta var, bu kadar yemek isteyen var. Onun için fark yaratmanız gerekiyor her alanda. Çok önemli tabii. Kesinlikle. Evet. Adım adım tabii pek çok kuruluşta çalıştınız. Tabii. Böyle hem isimlerini zikredersek tabii, nelerden bahsediyoruz? Dediğim gibi Show TV Haber Özel'de başladım. Yaklaşık 20 yıl oldu meslekte. Sonra TV8, Flash TV, Fox TV, TRT 1 Ana Haber, 24 TV ve şu anda da ATV Ana Haber'deyim. Evet. İstanbul'da haber merkezinde muhabirim. Yaş artık 42'ye geldi. Yani 20 yıl sahada görmediğimiz olay kalmadı. Abartmadan söylüyorum. Yani aklınıza gelecek büyük depremler, büyük yangınlar, patlamalar, operasyonlar, neler neler. Gücümün yettiği kadar sahada olmak istiyorum. Allah tabii onu izin verirse uzun yıllar daha sahada olmak istiyorum. Çünkü büyüklerimizden öğrendiğimiz sahanın tozunu yutan, olay yerini gören kolay kolay içeride oturamıyor. Ama bir yandan da yaş ilerliyor tabii. Yaş 42 oldu. Ne kadar daha sahada olabilirim onu zaman gösterecek. Ama ilk günkü heyecanımı inanın hala hiç kaybetmedim. Evet, o çok önemli tabii. Peki size göre haber muhabirliğinin stresli yanları nelerdir? Yani o kadar çok stresi var ki şöyle düşünün. Bir, her sabah haber toplantısında 30-40 kişinin bir araya geldiği haber toplantısı, bizim haber merkezi için söylüyorum. En az bir haber önermeniz lazım. Sizin önerdiğiniz bir haber. Onu kabul ettirmeniz lazım. Ondan sonra o haberin taraflarını ikna etmeniz lazım. Röportaj için görüntü bulmanız lazım. Güvenlik kamerası, cep telefonu. Ondan sonra sizin gidip çekiyor olabilmeniz lazım. Bunlarla da bitmiyor. Haber kabul edildi. Zamanla yarış başlıyor. Çünkü bir kere binadan çıkarken kameraman arkadaşımızla birlikte, şoför abimizle birlikte hemen olay yerine gidiyoruz. Bunun trafiği var, kazası var. İstanbul'da 20 milyonluk şehirde bir yandan randevulu gidiyorsunuz. Oradan bastırıyor, işte yarım saate gelmezsiniz, ben gitmek zorundayım. Bir yandan onun sitesi, bir yandan içeriden müdür arıyor. Nedir, yetişiyor mu haber, yetişmiyor mu? Çünkü en iyi haber yetişen haberdir. Yani zamanında yetişen haberdir. Siz dünyanın en iyi haberini yapın. O gününde, o saatinde girmiyorsa hiçbir anlamı yok. Sonra haberden döndükten sonra olay yerini toparlıyorsunuz. Tabii orada bir sürü bazen sıkıntılı işler oluyor, evet, tepkiler oluyor. Defalarca ölümden döndüm, defalarca ölümle tehdit edildim. Mesleğin doğasında var bu. Sonra içeride daha çok iş var, enteresan olan. Görüntüleri aktarıyorsunuz, time code alıyorsunuz. Yani izleyip bakıyorsunuz. En iyi görüntüleri ayıklıyorsunuz, röportajları, görüntüleri, haberi yazıyorsunuz, editör edit ediyor, kontrol ediyor. Ondan sonra sesi okunuyor, sonra montaja giriyorsunuz. En iyi görüntüleri biliyorsunuz yan yana koymakla mükellefiz. Bütün bunları en geç saat 19'a yetiştirmeniz lazım. Şimdi arkadaşlarımız şöyle düşünebilir, saat 10-11'de toplantı bitmiş olsa 7'ye yetişmesi nasıl mümkün olmayabilir? Bazen gerçekten oluyor çünkü her gün saat 10'da 11'de habere çıkmıyorsunuz. Bazen sabahın köründe veya akşam 5'te bir anda büyük olay var. Hemen fırlayıp onu 7'ye yetiştirmeniz lazım. Bütün bunlar ağır stres. Bu saçlar evet, boşuna beyazlamadı. Evet, büyük emek içeriyor hepimiz tabii. Hepimiz için sağ olun. Bu anlamda böyle. Tabii özellikle habercilik hani bir bütün, işte ekran kısmı var, tabii mutfak kısmı var, editoryal boyutları var. Ama herhalde habere dokunan tarafında muhabirlik var. Öyle. O boyutuyla nasıl yorumlarsınız, neler söylersiniz bize? Öncelikle izninizle şu rahatsızlığımı dile getirmek isterim. Özellikle yeni jenerasyon, bu işin okulunu okuyanlar, %90'ı diyebilirim ki muhabir ve spiker olmak istiyor. Evet. Evet, kafalarında başka hiçbir şey yok. Bence bu hiç doğru bir tavır değil. Çünkü televizyonculukta çok büyük, çok fazla alan var. Kameraman var, playoutçusu var, KJ'cisi var, resim seçicisi var, yönetmeni var, editör yardımcısı, yani şu anda aklıma gelen dekorcusu, ışıkçısı,
envai çeşit çalışabilecekleri alanlar var. Ama herhalde bu ekranın büyüleyici tarafı mı, parlak yüzü mü, muhabir ve spiker olmak isteyenlerin oranı çok fazla, çok çok fazla. Bu bir tercih meselesi olmakla birlikte bu işler kolay işler de değil. Çünkü insan en iyi kendini bilir. Yeteneğini, yapmak istediklerini, yapabileceklerini, bir şey istersin ama onu yapıp yapamayacağını bilirsin. Dolayısıyla o anlamda önce karar vermek lazım. Muhabirlik, tabii bir yandan da kameramanlık, etle tırnak gibiyiz. Her olayda beraberiz. İşin en çileli, en ağır tarafı diyebilirim. Çünkü haberi sıfırdan yayına kadar toparlamak, her şey sizin sorumluluğunuzda. Kameraman arkadaşım çekecek, ben anlatacağım. Her şey bir haber haline gelecek ki yayına girsin. En ufak şeyin hesabı da doğal olarak size soruluyor, sorumlu olduğunuz için. Örneğin bazen şu bile oluyor, yolda bir kaza oluyor, yol kapanmış, biz habere geç kalma ihtimalimiz var. Doğal olarak o anda bir şey yapamazsınız ama bir alternatif üretmeniz lazım. Evet. Hani ben yol kapalı habere gidemiyorum diyemiyorsunuz, dememelisiniz de zaten. Çözüm üreteceksiniz, belki başka bir arabaya, belki başka bir şeyle. Onun için ben zaman zaman bu yeni mesleğe girmeye çalışan arkadaşlarımı uyarılarda bulunurken bazen kırılıyorlar bana ama onların iyi olmaları için konuşuyorum. Maalesef her şeyi çok kolay zannediyorlar. Üniversite biter bitmez ekrana çıkıp haber sunacağım zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Evet. Yıllarınızı vereceksiniz. Sahanın, olayının tozunu yutacaksınız. Mesela şunu soracaksınız kendinize. Kan görmeye dayanabiliyor muyum mesela? Kan görmeye dayanamayan bir insan bir polis adliye muhabiri olamaz. Ya evet. da çok ağır bir yaşam haberi. Mesela iki kişi ölmüş, her yer ceset. Bakamıyorsan o tür haber yapamazsın. Mesela bunu kendine sorması lazım. Bazısı sağlık haberlerinde çok iyi, bazısı polis adliyede, bazısı yaşam haberlerinde. Onun için onun ayrımını en iyi kendi bilir, yeteneğini kendi bilir, ne yapacağını, yapabileceğini kendi bilir. O anlamda ona karar verip muhabir olmaya karar verdikten sonra da bu ağır stresi her zaman, her gün yaşayacağını da farkında olması lazım. Çünkü haber denilen olayın bir numaralı sorumlusu muhabir ve kameramandır. Evet. Tabii bu noktada dünyada da bunun tipik örnekleri evet. var. Hatta daha böyle ilerleyen yaşlarında da muhabirliğe halen devam eden haberciler görüyoruz. Evet. Özellikle Amerika'da bu tip yaygın evet. bir gelenek var. Hani 70'li yaşlarına kadar muhabirlerin halen sahada haber aktardığını görebiliyoruz. Geçişlerde özellikle muhabirlikten anchorluğa, işte televizyon ekranına gelen isimlerin daha böyle donanımlı ve haberci olduğu gibi bir ritüel de var. Genel bir alışkanlık da var. Bu bakış açısıyla nasıl yorumluyorsunuz? Hani Türkiye'de de tabii ister istemez özellikle haber spikerliği hayali kuranlar acaba muhabirlikten geçebilir miyim diye bir şey düşünüyor ister istemez. Düşünüyor mu çok emin değilim. Çünkü şöyle ikinci kısımdan başlayayım. Ben önce sahadan gelip daha sonra haber spikeri olmak istiyorum. Bunu yapmalıyım. Doğru olan bu diyenlerin sayısı en azından benim bildiğim kadarıyla çok az. Evet. Ama böyle düşünenler doğru düşünenler. Çünkü şöyle düşünün, haber sunuyorsunuz, ani bir gelişme var, son dakika bilgisi var. Muhabire canlı bağlanacaksınız veya bir şey aktarmanız lazım. Sizin o saha pratiğiniz yoksa nasıl aktaracaksınız? Yani haber spikerliği sadece prompter'ı okumak değil, önündeki kağıdı okumak değil. Zaten anchor'la okuyucu arasındaki de fark o. Yani dümdüz okuyanı okuyucu diyoruz evet. tırnak içinde. Anchor başka bir şey. Amerika'daki konuya gelince onlara senior muhabir deniyor. Yani artık ustalaşmış bu işin piri olan muhabirler. Açıkçası ben onun çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Mesela bizde istisnaları hariç tutarak konuşuyorum. 45'ten sonra muhabirlik yapan sahada olan insana tırnak içinde pek hoş bakmıyorlar. Hoş bakmamaktan kasıtı şu, hani yaşı ilerlemiş artık masaya otursun, editör olsun, yönetici olsun, haber müdürü olsun gözüyle bakılıyor. Evet. Tırnak içinde yaşlı gözüyle bakılıyor. Hani yıllarını vermiş, 45-50 yaşına gelmiş, daha ne işi var sahada gibi bir algı var Türkiye'de. Amerika'da dediğiniz gibi hiç öyle değil. 70-80-90 yaşında muhabirler vardı. Çünkü onlar artık öyle şeyler yaşamışlar ki en zirveyi görmüşler ve o usta muhabir, senior muhabir olarak tabir edilen muhabirliği yapıyorlar. Ama işte bizde öyle değil. Bizde yanlış anlamasın arkadaşlarımız, biraz kolaycılık var. Sabır, evet. sabır yok. Kolaycılık var. Hemen olsun. Hemen ben üniversite okudum. Bu işimi yapacağım. İşte şunu mu yapacağım? Kimse yol kat etmeyi, sabretmeyi, tırnak içinde ezilmeyi hiç istemiyor. Hemen haber sunmak istiyor. Hemen muhabirlik yapmak istiyor. Ama gerçekten kolaydı. Keşke öyle olsa.
Tabii ki. Keşke öyle olsa, öyle değil. Yine. Hele şu ortamda hiç öyle değil. Çünkü rekabet çok sert. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Onun için sizin az önce de söyledim, fark yaratmanız lazım. Bir örnekle bu bölümü bitireyim. Bir olay oluyor. Biz daha navigasyonda adres ararken, olay yerini ararken vatandaş onu çekmiş, canlı yayın yapmış, sosyal medyada paylaşmış, haberi tüketmiş. Biz daha olay yeri arıyoruz. Bazen bu da oluyor. Yani evet, bilginin ne kadar hızlı yayıldığını anlatmak adına bu örneği verdim. Onun için sıradan değil de mümkün olduğunca mesleki anlamda farklı olmaya çalışırlarsa daha önde olurlar. Belki bu noktada hani az önce de bir örnek de verdiniz. Bizim insanımız da aslında bu tür şeylere biraz meraklı. Hı hı. O haberci ruhuna sahip. Özellikle bu teknolojiyle beraber evet, böyle bir durumda var herhalde. Yani. Var var. Özellikle biliyorsunuz televizyonların ana haberlerin WhatsApp grupları var. Evet. Haber kanalların WhatsApp grupları var. Vatandaşlarımız bir olay olduğunda çekip yollamaya çok meraklı. Hatta hem çekiyorlar, kameramanlık yapıyorlar, hem anlatıyorlar, muhabirlik yapıyorlar. Bu son derece önemli bence. Evet, bir vatandaş haberciliği de var böyle. Var var kesinlikle. Zaten dikkat ederseniz bültenlerin belli bir oranı vatandaştan gelen görüntüler. Çünkü bizim de her şeye yetişmemiz mümkün değil. Yani şurada bir olay olsa, biz burada yayındayken oradaki vatandaş çeker değil mi? Biz çekemeyiz şu anda, yayındayız. Biz ne yaparız? Ondan o görüntüyü alarak haber yapabiliriz. O anlamda vatandaş haberciliği çok kıymetli. Birçok olayın çözülmesinde de vesile oldu. Vatandaşların çektiği görüntüler. Evet, o da önemli. Özellikle bizim bir farklı bir özelliğimiz Türk milletinin. Kesinlikle. Tabii özellikle baktığımız zaman son dönemde hemen hemen her alanda bir dijitalleşme var. Evet. Pandemiden sonra bu süreç daha da arttı. Bu dijitalleşmenin etkilemediği meslek de yok gibi. Bu anlamda tabii siz o mesleğin 20 yıl önceki dönemlerinden bugüne geldik. Öyle sohbet ediyoruz. Dijitalleşmeyi siz nasıl yorumluyorsunuz? O günden bugüne mesleğiniz anlamında nasıl bir etkisi oldu? Aslında dijitalleşmeyi nasıl kullandığınızla ilgili bir durum. Olumlu anlamda kullanırsanız çok faydalı. Mesela özellikle dediğiniz gibi pandemi döneminde insanlar evlerinden yayınlar yaptılar. Televizyonlara profesörler, konuklar, konunun uzmanları evlerinden bağlantı yaptılar. Bu anlamda çok kıymetliydi. Mesela özellikle yazılı basına çok ciddi bir darbe vuruyor dijitalleşme. Çünkü telefonunuzdan bir tıkla şu andaki mevcut bütün haber sitelerini, gazete sitelerini tarayabiliyorsunuz bir tıkla. Hı hı. Hal böyle olunca kimse gazete almaya ihtiyaç duymuyor. Yani siz ya da ben hiç eskiden hatırlarsanız koltuğunuzun altına bir evet, tane gazete, bir tane ekmek. İnanın ben yıllardır görmüyorum gazete alan. 50-60 yaşında üstündeki büyüklerimiz alıyor. Onlar da haberlere ajans diyenler yaşlarından dolayı. Birçok önemli gazetede kapanmak zorunda kaldı. Tabii. Dolayısıyla aslında tabii teknoloji çok hızlı ve buna ayak uydurmamız lazım. Ama doğru kullanmamız lazım. Doğru kullanırsak elbette son derece faydalı. Evet. Gerçekten dijitalleşme boyutunda muhabirlik kısmına da herhalde özellikle teknolojik imkanlar eskiye nazaran çok daha artmış görünüyor. Hemen, bunun etkileri var tabii. Elbette. Somut bir örnek vereyim. 3G diye bir cihazımız var. 3G deriz. Evet. Yayın yapılan şu kadar bir çanta. Dünyanın her yerinden canlı yayın yapabilirsiniz. İsterseniz evet, evinizin odasında, isterseniz sokakta. Bu müthiş bir avantaj. Eskiden bu 3G'ler yokken biz kilometrelerce kablo çekiyorduk canlı yayın araçlarından. Evet. Mesela sokakta tır giremiyor. Kablo çekiyorsun 3 kilometre, 5 kilometre, konuğuna mikrofon takacaksın. İşte o kablolar işte insanlar üzerinden geçiyor, bazen kopuyor, büyük sıkıntılar vardı. Şimdi her an mesela arabayla giderken bile o anda normal bir televizyon programına canlı yayın yapabilirsiniz. O son derece önemli bir avantaj. Tabii teknolojinin doğru kullanılması şartıyla çok büyük avantaj. Evet, tabii arada sohbet ederken de söylediniz, pek çok 20 yıl, pek çok deneyim, pek çok haber. İster istemez tabii haber olunca işin içinde zaten pek çoğu biraz sıra dışı şeyler. Yani evet, hani evet, normal olağan şeylerden bahsetmiyoruz. Ama belki kendi ilk üçünüzü sayın desem habercilikle ilgili. Ya da ilki belki. Hangisi aklınıza gelirdi böyle yaptığınız haberler arasında? Klasik bir sözdür ama gerçekten öyle. O kadar çok şey var ki, hepsinin ayrı ayrı izleri var, ayrı ayrı yaşanmışlıkları, ayrı ayrı birikimleri var. Ama ilk aklıma gelen Van depremiydi. O zaman ben TV8'de muhabirdim. Biliyorsunuz ilk deprem oldu, sonra ikinci deprem 12 Kasım'da oldu. Hı-hı. İkisine de gittim. Daha sonra diğer televizyonlarda İzmir depremi, Elazığ depremi, Giresun sel felaketi, Bursa'daki o felaket, birçok felakete gittim olay yerine.
Ama Van daha başkaydı. Belki biraz daha yeni yeni muhabir olmanın verdiği etkiyle orada bıraktığı izler açısından. Çünkü çok ağır bir yıkımdı Evet. hatırlıyorsunuz. Ve her zaman şu örneği veriyorum. İnsanların televizyonda bakmaya tahammül edemediği görüntüleri biz bizzat yanında çekiyoruz. Mesela deprem örneğinde işte yanınızda hani konuşurken bile şu anda zorlandığım işte bebek cesetleri, insanlar, yaşlılar, enkaz altında bir yandan vicdan taşıyorsunuz, yüreğiniz yanıyor, bir yandan onu anlatmanız lazım, göreviniz. Dolayısıyla öyle bir psikoloji ki o sürekli enkaz altından ceset çıkarılması, anonslar yapılması, insanların koşuşturması, özellikle afet bölgelerinde yaşadıklarım son derece iz bırakan konular oldu. Çünkü Van depremi bayağı kaçtı, tam hatırlayamadım ama çok uzun yıllar oldu ve hala unutamadığım olaylardan biri. Ama tabii böyle hep acı şeylerden de bahsetmiyorum. Çok keyifli anlar da oluyor. Muhabirliğin en büyük özelliği ve kameramanlığın aynı zamanda çok insan tanıyorsunuz, çok insan biriktiriyorsunuz. Aynı programın ismi gibi aslında. Her insan bir hayat, her insan bir dünya, herkesin farklı bakış açısı, yaşam tarzı size bir şey katıyor, siz ona bir şey katıyorsunuz. Mesela ben haber yaptığım insanlarla çok büyük oranda iletişimi kesmiyorum. Yani haber yaptım, bir daha nerede göreceğim, bana ne zaman lazım olur diye düşünmüyorum. Böyle olunca da şöyle oluyor, onların önünde bir olay olduğunda çektiğinde bana yolluyorlar. Bu ilişki meselesi ya da onların bir ihtiyacı olduğunda beni arıyorlar. O anlamda insan biriktirmek, insan tanımak, çevre yapmak açısından son derece kıymetli. Ama şunu söylememde fayda var, özellikle muhabir olmak isteyen arkadaşlarımın olay yerine gittiklerinde her zaman kendilerine bir şey almaya çalışsınlar. Acı veya tatlı, olumlu veya olumsuz, mutlaka ama mutlaka size bir şey katacak bir görüntü, bir enstantane, bir detay mutlaka vardır. Tabii her zaman böyle hem kısa vadeli hem uzun vadeli planlar vardır. Muhabirlikte ilerliyorsunuz, ATV Haber'desiniz. İlerleyen süreçte genel anlamda hem mesleki olabilir, meslek dışı da olabilir. Ne tür planlarınız var? Neler düşünüyor Yavuz Orman? Buna dair neler söyler? İnanın samimiyetle söylüyorum, gücümün yettiği, Allah'ın izin verdiği sürece muhabirlik yapmaya devam edeceğim. Hani bunun kotasını koyamıyorum. Hani 45 yaş mı, 50 mi, 55 mi? Hep sahada olmayı isterim. Çünkü ben gerçekten elime mikrofon alınca bambaşka bir insan oluyorum. Normalde çok sakin, arkadaşlarımla öyle, sen de bilirsin, beni tanıyorsun. Sakin bir insanım. Ama mikrofonu alınca böyle özellikle olay yerinde bambaşka bir kimliğe O biniyor. enerjide Evet, yansıtıyorsunuz. Ekrandan izleyenler hatırlayacaktır teşekkür hemen. ederim. Onu yansıtmaya çalışıyorum. Ama tabii emekli olana kadar da muhabirlik yapamayacağız. O da aşikar, o da bir gerçek. Tabii mesleğim izin verdiği sürece o yönde ilerlemek isterim. Çünkü hala ilk günkü aşkla yaptığım bir iş olduğu için. Ha, bundan sonra ne olur? Eğer muhabirliği bırakma noktasına gelirsem. Yani haber merkezindeki diğer görevler, editörlük olabilir, haber müdürlüğü olabilir, başka görevler olabilir ama yine işin içinde olur yani. Tabii biz baştan beri konuşurken siz pek çok noktasına değindiniz ama genel anlamda bir tanımsal olarak baktığınızda böyle bir iyi muhabir özellikleri sayacak olsak neleri söylerdiniz başlıca? İyi muhabirin size göre her mesleğin iyisinin bir sınırları, bir sıfatları, kriterleri vardır. Siz neler söylersiniz? İyi muhabiri nasıl tanımlarsınız? Şöyle, öncelikle şu algının yıkılması lazım. Birçok arkadaşımız sadece eline mikrofon alıp canlı yayın yapıp ya da haberde VTR dediğimiz haberde anons çekmeyi yeterli sanıyor. Hayır. Yani özellikle toplu işlerde 15-20 televizyonun olduğu büyük olaylarda siz öyle bir görüntünün, öyle bir detayın farkına varıp haberin içinden haber çıkarmaktayız. Öyle bir şey görürsünüz ki o sizi bir adım öne çıkarır. Çünkü 20 kişi zaten aynı şeyi anlatıyor. Aynı olayı anlatıyor. Arkasında enkaz neyse aynı şeyi anlatıyor. Ama fark yaratmak lazım. Bu her zaman mümkün olmamakla birlikte olduğu zaman çok kıymetli. Yani iyi muhabir hani klasik laflar ama sen de çok iyi bilirsin. Klasik her lafta doğru laftır. Bir kere sabır çok önemli. Çünkü bazen bir kişiyi bir cümlesi için, bir röportaj için saatlerce beklemek zorunda kalır. Bir cümle için 5 saat bekleyebilmek kolay bir iş değil. Düşünsene 5 saat bekledin, adam 10 saniye konuştu gitti. İnan, sabır çok önemli, merak çok önemli.
Özellikle ve özellikle iletişim çok önemli. Piyasada herkesle irtibat kuracaksın. Çünkü herkes bir yerlerde haber yapıyor, belki sana iş atlatıyor. Yani biz iş atlatmak deriz, haber atlatmak deriz. Senin çekemediğin bir şey çekiyor. Çünkü bazen şöyle oluyor, aynı işlere gidiyoruz, bir kişinin irtibatını, adresini istiyoruz. Mesela diğer televizyonun muhabiriyle aran iyiyse onu arayıp bir şey isteyebilirsin. Veya o seni arayabilir. Ondan sonra sabır, merak, kuvvetli bir iletişim ve canlı bir meslek olduğu için, sürekli yaşayan, 24 saat yaşayan meslek olduğu için hep böyle açık olacak. Biraz amiyane tabir ama antenler hep açık olacak. Yani böyle evet. Bakmamak lazım. Şunu söylemek istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı da bir muhabiri ilgilendiriyor. Ayşe teyzenin bir sıkıntısı da, işte FBI'nin Trump'ın evini basması da, yani her konu muhabirin alanıdır. Yani evet. Bu beni ilgilendirmiyor diye bir şey yoktur. Evet, gerçekten böyle. Çünkü sizin ne zaman nereye gideceğiniz haber için, ne zaman nerede hangi olay olacağı belli değil. Dolayısıyla hani şu, bir bilgi, evet, bir şöyle bir düşünün, Allah gerekiyor. Korusun, çok büyük bir patlama var, çok sayıda ölü yaralı var. Şöyle diyebilir mi bir muhabir? Ama ben hep işte pazar haberi yapıyorum, sağlık haberi yapıyorum, onu gidemem, olmaz. Evet. Olmamalı. Dolayısıyla hani her şeyden biraz bilgi. Son derece kıymetli. Tabii her konuya hakim olmak mümkün değil. Bir alanda çok iyi olmak çok kıymetli ama diğer alanlarda da fikrinizin olması gerekiyor. Bununla ilgili son bir cümle söyleyeyim. Bir muhabir hastalığıdır. Toplu işlerde birine soru sorarken bazı arkadaşlarımız çok çekingen oluyor. Bu soruyu sorsam işte ayıp olur mu, yanlış anlaşılır mıyım, gülerler mi vesaire. Şunu unutmasına saçma soru diye bir şey yoktur. Çünkü belki senin haberin o senin soracağın soru üzerine kurulacaktır televizyona evet. Döndüğünde. Başkası başka soru soruyor olabilir. Dolayısıyla muhabirin görevi soru sormaktır ve saçma soru yoktur. Bir şey daha söyleyeyim aklıma gelmişken. Tabii. Rahmetli Biranta, Mehmet Ali Biranta demişler ki şimdi biliyorsun o dönem hep dünyanın en önemli isimleriyle ilk o görüştü. Röportajlar yaptı. Bütün dünya medyasına haber atlattı. En son merak ediyorlar, diyorlar ki siz nasıl ulaşıyorsunuz? Nasıl bu kadar önemli isimlere ulaşıp röportaja ikna ediyorsunuz? Adamın verdiği, rahmetlinin verdiği cevap şu. Sadece telefon ediyorum. Evet. Bu ne demek? Biz dedim ya az önce, bizde şu hastalık var. Bize hayatta konuşmaz. Ben ona hayatta ulaşamam. Siz deneyin, olur veya olmaz. Olmasa bile denedim dersiniz. Ama hiç denemeden olmaz derseniz o zaman o size yiyip tüketecek, keşke arasaydım diye. Evet. Tabii özellikle siz de satır arasında değindiniz. Medya zaten genel olarak da rekabetin yoğun olduğu bir alan. Muhabirlik de herhalde bunun böyle daha farklı yaşandığı bir alan. Dediğiniz gibi haber atlatma var, önce gitmek var habere. İster istemez diyaloglarınız var, muhabir arkadaşlar arasında da dostluklar var, uzun zamanlı tanışıklıklar var. O anlamda nasıl oluyor? Nasıl değerlendirirsiniz böyle haber atlatma, sonradan işte ya Yavuz abi o haberi de bize söylemedin falan gibi şeyler oluyor mu? Şöyle, işi bilen bir muhabir, başka bir muhabirin özel haberinin istenmeyeceğini bilir. Evet. Özel haber istenmez. Çünkü adı üstünde. Özel haber, o haber o muhabirin haberi. Başka kimse de yok. Ama bazen şöyle oluyor. Ajans bir görüntü geçiyor ve adres bilgisi yok ve haberin muhatabı kişiye de ulaşmak gerekiyor. Tabii o anlamda şu var. Orada da niyet ortaya çıkıyor. Tabii bütün muhabirlerin özünde şu vardır. Hani ben yapayım başkası yapamasın. Yapamasın derken onlar kötü olsun anlamında değil. Yani ben yapayım, önce ben yapayım. Evet, tabii, o haber sadece bende olsun. Bu duygu hep vardır. Bu kiminde kontrol dışı vardır çok fazla. Evet. Kendini kaybedecek derecede. Kimisi için de çok fazla önemli değildir. Mesela ben... mesela özel haber istenmez diyoruz ama özel haberimi bile paylaştığım arkadaşlarım var. Hı-hı. Elimden geldiğince olay yeri, adres, telefon, elimde ne varsa paylaşıyorum. Çünkü haber dediğin şey o gün var, yarın yok. Ana haberde yayınlandıktan sonra bir daha belki de hiç konuşulmayacak. Ama o insanın yüzüne bir daha bakacaksın. Evet. Evet, aynı piyasanın, aynı camianın mensuplarıyız ve baki olanın dostluk olduğuna inanıyorum. Birbirimize her zaman ihtiyacımız var. Bir haberlik bir koşu değil, yol değil bu.
Ama bazı arkadaşlarımız işte yardımcı olmak istemiyor. Evet, mesleğin etik ilkeleri açısından da, o da aslında şeffaf olmak. Yardımcı olmak istemeyeni de aslında eleştirmiyorum. Çünkü onun da şöyle bir savunması var kendince. O da haklı aslında. Ben buldum, niye vereyim diyor. Haklı. Evet. O zaman sen bulsaydın değil mi o görüntüyü? İstemek zorunda kalmasaydın. Eleştirmemekle birlikte tercih meselesi. Kimi yardım eder, kimi etmez. Evet. Tabii yavaş yavaş programın da sonuna doğru ne geliyoruz. Ne çabuk ya, su gibi akıyordu. Ağzınıza sağlık. Her insan dünyada böyle kısa sorular, kısa cevaplar alıyoruz. Öyle bir bölümümüz var. Ben böyle kısa kısa sorular sormak istiyorum size. Yavuz Oymak'a göre böyle sizi en sinirlendiren şey nedir mesela? Ukalalık, şimdiki jenerasyon ağzıyla trip, saygısızlık, kırmızı çizgim. Özellikle ve özellikle meslek büyüğüne. Çünkü unutma, senin şimdi öğrendiğini adam 30 yıl önce unutmuş. Dolayısıyla saygısızlık en büyük kırmızı çizgim. Size göre en önemli icat nedir? Sizin en önemli icatınız ne olur mesela? En önemli icat... zor soru. Vallahi... En önemli benim bilmiyorum ama ilk aklıma gelen şey oldu. Bence internet. Evet. Korkunç bir şey. Evet. Düşünsenize şu anda Malatya'dayız. İstersek Amerika'yla görüntülü konuşabiliriz. Evet, gerçekten. Yani bu şu anki teknolojiyle birlikte bile benim aklımız çok zorlayan bir şey. Evet. Böyle ilk an aklınıza gelse böyle en üzüldüğünüz şey neydi, hatırladınız böyle? En üzüldüğüm şey iki konu. Birincisi babamın vefatı. Çünkü şöyle... vefatından iki gün önce 10 kilometre tempolu yürümüştük. Ben nefes nefese kalmıştım. Onda hiçbir şey yoktu. Sen nasıl gençsin demişti hatta. İki gün sonra kaybedince inanamam. Çünkü çok hızlı oldu. Düşünsenize iki gün önce 10 kilometre yürüyen bir insanın iki gün sonra öleceğini düşünmek. O elbette en çok sarsıcı. Bir de milyonlarca belki olay gördüğümüz için özellikle ve özellikle deprem bölgelerinde yaşadığım görüntüleri hiç unutmuyorum. Çok iz bıraktı bende. Evet. Gülümseten şey desem böyle mi? Çok enteresan şeyler oluyor tabii. Mesela şimdi olay acı, bir örnek vereyim. Malatya'ya tatile gelmeden 15-20 gün önce sanırım bir yerde bir yangın vardı. Adamın evi tamamen yanmış. Kül olmuş. Gittik, izin aldık çekim için. Ya gel dedi, bırak çekimi, gel sana bir çay koyayım dedi. Ondan sonra yanmış evin ortasında çay içiyoruz. Şimdi orada şöyle bir duygu tuhaflığı oldu. Bir anda o metanet, evin kül olmuş, geliyorsun bana çay ikram ediyorsun. Bir yandan da misafirlik. Bu komik bir olay değil ama çok enteresan bir olay. O anda bile size çay ikram etmeyi düşünebilmeleri o kadar kıymetli ki. Onun gibi çok örnek var tabii, çok fazla. Böyle sizi hayatınızda etkileyen, etkilendiğiniz mesleki olarak olabilir, yazar olarak olabilir. Orada kimi söylerdiniz bize? Yani bunu nasıl algılarsınız bilmiyorum ama kendisi de burada diye söylemiyorum samimiyetimle. Benim hayatımın kırılma noktası özellikle ve özellikle eşim Seda ile tanıştıktan ve evlendikten sonra. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü hayatımın her noktasında öyle arkamda duruyor ki hatta bilmiyorum bu söylenir mi ama bazen yanlış yaptığım şeylerde bile duvar gibi önümde durup beni doğruya doğru itiyor. Bunu gerçekten hani, bütün içtenliğimle söylüyorum. Kendisine teşekkür ederim, bugün de arkada izliyor şu anda, sağ olsun Seda Hanım. Olay olarak da her olayın bir muhabirde, bir kameramanda son derece önemli izler bıraktığını her zaman söylüyorum. Mesela çok uzağa gitmeyeyim. Bugünkü bu yayın bile benim için çok kıymetli. Bile derken yanlış anlaşılmasın. Yani tatile geldim, sizin o çok şık davetiniz. Çok mutlu oldum. Hemen gelmek, burada olmak istedim. İyi ki de geldim. Şunu da ekleyeyim aklıma gelmişken. Küçük haber, büyük haber diye bir şey yoktur. Önemli, önemsiz haber diye bir şey yoktur. Büyük kanal, küçük kanal diye de bir şey yoktur. Muhabir vardır, kameraman vardır. Siz en ücra bir köşede öyle bir haber yaparsınız ki bütün Türkiye'nin konuştuğu insan olabilirsiniz. Önemli olan o haberi, o işi nasıl yaptığınızdır. Evet. Yine böyle dinlediğiniz türkü, şarkı desem son zamanlarda. O anlamda kendini çok tuhaf hissediyorum. Çünkü rap müziği de çok seviyorum. Türküyü de çok seviyorum. Bunu samimi söylüyorum. Hip hop'u da çok seviyorum. Anadolu ezgilerini de çok seviyorum. Şimdi Malatya'da olduğumuz için son 10 yıl sürekli Malatya türkülerini
dinliyorum, bayılıyorum. Malatya'yı çok seviyorum. Gerçekten acayip seviyorum. Hatta buraya gelmeden önce Kayısı Bahçeleri'nde çalıştım. Biraz da inşaatta çalıştım. Sonra buraya yayına geldim. Çok sıcak insanlar. Tanımadığınız insanlar evine yemeğe davet ediyor. Yemezseniz küsüyor, alınıyorlar. O kadar içtenler, o kadar sıcaklar. Şehir çok güzel, çok derli toplu. Nüfus galiba 1 milyona yakın. Her şey, bütün binalar, kurumlar yerli yerinde. Çok düzenli, tertipli, çok güzel bir şey. Zaten son 5 yıldır her yıl Malatya'ya geliyorum. Eşim Malatyalı, ben Tokatlıyım ama soranlarda artık hem Tokatlı hem Malatyalıyım diyorum. O kadar Evet. yani. O zaman ne güzel, ne güzel diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Ben Yavuz teşekkür Ayman. ediyorum. Zaman su gibi akıp geçti. Son olarak mesleğe dair, hayata dair neler söylersiniz? Her insan bir dünya için, Yeşilürtü için sözleriniz neler olur? Öncelikle emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program. Gerçekten birkaç saat daha konuşabilirim Evet. aslında. Su gibi aktı dediğiniz gibi. İyi ki varsınız. Nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Meslektaşlarıma, meslektaş adaylarıma dediğim gibi sabır çok önemli. Bir anda yükselmeyeceksiniz. Bir anda asla bir yere gelmeyeceksiniz. Bunu unutun. Sabır, ilmek ilmek, işliye işliye, çok merak ederek, çok antenleri açarak, çok iletişim kurarak, herkesi tanımaya çalışarak, iletişim bağlarınızı, iletişim kanallarınızı hep açık tutarak ilerlemeye çalışmak gerekiyor. Ve ben neyi istiyorum, neyi yaparsam mutlu olurum sorusunun cevabını verdiklerinde o yolda yürümelerini tavsiye ediyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz İnşallah, çok inşallah. teşekkür ederim. Yeşilyurt TV'de Er İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz ATV Haber muhabiri Yavuz Oymak'tı. Bir başka Er İnsan Dünya'da tekrar görüşmek üzere diyoruz. Mutlu akşamlar.